Evet, cevizli Ali Nazik kebabımız için kullandığımız malzeme 4 adet patlıcan, közlenmiş patlıcan kullanıyoruz. Ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız var, 3 yemek kaşığı kadar ceviz içimiz var. 400 gram kadar süzme yoğurdumuz var, 300 gram kadar dana kıymamız var. Ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar salça kullanıyorsunuz. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz, kekik, ondan sonra bir tutam kadar maydanoz, 2 adet domates kullanıyoruz. 4 adet közlenmiş patlıcan, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız var, 3 yemek kaşığı kadar ceviz içimiz var. 400 gram kadar yoğurt, isterse süzme yoğurt kullanabiliriz veya de normal yoğurdumuzda tülbent de süzüp kullanabilirsiniz. Daha güzel olacak ve daha çok yakışacak. İsterseniz kullanabilirsiniz. Ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar salça dedik, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, kekiğimiz, 1 tutam kadar maydanoz, 2 adet domates kullanıyoruz. Önce patlıcanları közleyin. Közledikten sonra kabuklarını soyun. İnce ince doğrayın. Geniş bir kabın içine ilave edin. Ondan sonra içine yoğurdunuzu ilave edin. Biraz dereotu, biraz sarımsağımızı içine ilave edeceğiz. Onunla beraber karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra kaç tane tabak sunacaksak onun için ilave edelim. Ondan sonra tenceremizi hemen içine, ben karışık hazırladığım için hem tavuklu hem kıymalı yaptım sevgili izleyenlerimiz. Hem kırmızı etimiz hem beyaz etimizi kullandığım için iki tane tenceremi ocağa aldım. Üzerine tereyağımı ilave ettim. Ondan sonra soğanlarımı içine ilave ettim. Sarımsağımı içine ilave ettim. Beraber iyice bir kavuruyorsunuz. Soğan ve sarımsağınızı iyice bir kavurduktan sonra tekrardan hemen içine güzelce bir şekilde biz soğan ve sarımsağımız kavurduktan sonra tavuğumuz veya da kırmızı etimizi ilave edeceğiz. Kırmızı etimizi ilave ettikten sonra salçamızı aynı şekilde içine ilave edeceğiz. Salçamızla beraber baharatlarımızı içine ilave edeceğiz. Çok az bir suyunu da içine ilave ettikten sonra iyice bir kaynayacak. İçine biberimiz, ondan sonra domatesimizi ilave edecek. İyice onlar da piştikten sonra yoğurdumuzun üzerine ilave ediyoruz. Ondan sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir Ali Nazik kebabı olmuş olacak. Yoğurtlarımızın üzerine biz biraz da cevizimizi serpiştirdik. Ondan sonra afiyetle yemiş olacaksınız inşallah. Hemen şöyle bir eriştemize de bir göz atalım.